Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, aziz canlar, kıymetli misafirler. Mahzun oldu bu gönüller, ey dostlar. Dinleseniz niyazını size açarız biz. Vefası yok, yalancıdır iş bu dünya. Gönüller gezip baki sözü açarız biz. Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmet dolu sözlerinde olduğu gibi, baki söz deryasında bir damla olma niyazıyla, Mah-ı Muharrem, Yas-ı Matem soframıza iştirak eden, aynı lokmada cem olduğumuz, siz aziz canlarımızı sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kıymetli misafirler, yarın 10 Muharrem aşure günü. Gönüllerimiz mahzun, gönüllerimiz hüzün dolu. Soframızda da bu hüznün yası var. Yüreklerimizi dağlayan Kerbela hadisesinin yaşandığı o gün, Peygamber Efendimizin "Benim dünyadaki çiçeğim, Reyhan'ın" buyurduğu sevgili torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz ile çoğu Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan 72 yaren önce susuzluğa mahkum edildiler, sonra da şehit düştüler. 1341 yıl geçti üzerinden, ancak ne o acımız dindi ne de yasımız bitti. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli canlar, Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt Kerbela çöllerinde ne verdikleri sözden ne de tuttukları yoldan döndüler. Peygamber Efendimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız buyuruyor. İşte onun reyhanı, Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler bu derin anlayışı kendilerine düstur edindiler. Zulme ve haksızlığa karşı çok cesur bir mücadelenin de simgesi oldular. Hazreti Peygamberimizin torununa reva görülen o muamele, bu toprakların her karışında, her bir Müslümanın hanesinde yankılandı durduğu bin yılı aşkın senedir. Kıymetli dostlarım, bu topraklar ki sevgi ve hoşgörü nedeninin, medeniyetinin, birlikte yaşama kültürünün doğduğu, Hoca Ahmet Yesevilerin, Hacı Bektaş Velilerin, Horasan Erenlerinin toprakları. Bu coğrafyada sözleriyle manevi dünyamıza rehber olan Yunus Emre'ler, Ahi Evranlar, Hazreti Mevlana'lar yetişti ve dünyaya örnek oldular. Evelallah bugüne kadar birliğimize halel getirmedik. Nazlı Hilal'in gölgesinde kardeşlik yeminimizden dönmedik. Ne güzel demiş hünkâr Hacı Bektaş Veli. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda. Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda. Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. Aziz canlar, bugün bizler bu sofranın etrafında o büyük matem gününü bir kez daha hatırlarken birbirimize teselli vermeye gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki hem inancımız hem de Anadolu irfanı ve medeniyetimiz bizlere her dem sevgiyi ve saygıyı, dayanışmayı ve paylaşmayı öğütlemektedir. Yolumuz zulme boyun eğmeyen, yaratılışın sırrı insanı esas alan, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan
Hazreti Hüseyin Efendimizin yoludur. Vakit, birlik ve beraberliğimizi daim kılma vakti. Çünkü yaralarımızı ancak birbirimizin elleriyle sarabiliriz. Kerbela'nın o büyük acısı bizleri ayrıştıran değil, birleştiren ortak bir acıdır. Zalimlere karşı Hazreti Hüseyin bizim Hüseyin'imiz, Ehl-i Beyt bizim Ehl-i Beyt'imizdir. Bu toprakların hamuruyla mayalanan, aynı inanç ikliminin, aynı gönül dünyasının erleriyiz biz. Var mıdır dünyaya galip gelen kalan, gülüp baştan başa muradın alan, muradı maksudu hepsi yalan, ölümü dünyada hakikat gördüm diyen Aşık Veysel'le hüzünlendik. Acımızı bal eyledik, birbirimize kenetlendik. Bu büyük medeniyeti o inançla inşa ettik. Rabbim bizleri birbirimize bağışlasın. Hiçbirimize yeni matemler, yeni acılar yaşatmasın. Milletimizi de, devletimizi de, kardeşliğimizi de daim kılsın. Bir kez daha Hazreti Hüseyin Efendimiz'i hak ve adalet için can veren beraberindeki bütün şühedayı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kıymetli dostlarım, bir devran ki türlü acılarla imtihan oluyoruz. Terörle mücadele sırasında fedai can eyleyen şehitlerimize, yangın ve sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den rahmetler diliyorum. Mekanları cennet olsun. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şükranlarımı arz ediyorum. İyilik, sevgi ve kardeşlikten yana cem olduğumuz Mah-ı Muhterem, Mah-ı Muharrem yası soframıza teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.